Evet, herkese merhaba. Benim ismim Yusuf. Zikzak Grup'ta çalışıyorum. Bugün sevgili öğretmenim Nevzat Söner Sezgin'le birlikte kısacık böyle tatlı bir röportaj size hazırlayalım dedik. Birkaç soru etrafında hem Nevzat Söner Sezgin kimdir ondan bahsetmeye çalışacağız. Hem de sevgili öğretmenimin rehberliğinde düzenlediğimiz yetişkinler için çocuk ve gençlik edebiyatı atölyesi hakkında konuşmaya çalışacağız. Öğretmenim çok zor bir soru olduğunu farkındayım. Sorması kolay ama cevaplaması biraz zor olabilir sizin açınızdan. Bize biraz böyle Nevzat Söner Sezgin'den kısacık bahsetmeniz mümkün müdür? Evet, gerçekten çok zor bir soru. Çünkü 73 yıldır çok şey yaptım ama bana kalırsa da çok az şey yaptım. Çünkü hayallerim hiç bitmiyor. 1947'de doğumluyum. İngiliz Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 7 yıl devlette çalıştıktan sonra özel koro anaokulunu kurdum. Sonra özel eğitim lisesinin kurucuları arasında bir 5 yıl çalıştım. Koro anaokulu devam ediyor ama ben kendimi 2009'da emekliye ayırdım. 6 yıldır da çocuk edebiyatı atölyeleri yapıyorum. Kadın Yazarlar Derneği'nin, Ebeli Kadın Yazarlar Platformu'nun pek çok kitabında öykülerim var, yazılarım var. Efendim, belli başka projeler yaptık. İşte 12 Eylül ve Kadınlar gibi Türk kitaplarım var. Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okullar isimli baskısı tükenmiş bir kitabım var. Efendim, başka ne söyleyeyim sana? Böyle devam ediyor hayat yani. Harika. Benim atölye öğrencilerimle birlikte Ah Korona Vah Korona derlemesi yaptım. O yakında çıkacak yakın kitabımdan. Onun heyecanı içindeyim. Böyle başka çeşitli söyleşiler yapıyorum yurt içinde ve yurt dışında. Özellikle çocuk eğitimi, anne baba iletişim seminerleri, işte oyun, medya ve çocuklar, medya ve kadınlar. Kadın hakları ve çocuk hakları konusunda bütün sivil toplum örgütlerinde çalıştım, çalışmaya devam ediyorum. Ezbersiz eğitim projesinin mimarlarından sayılırım. Bütünsel eğitimi çok önemsiyorum. Zaten ben disiplinler arası buluşmayı her bilim dalında önemsiyorum. Tıpta da, eğitimde de. Böyle eğitimle ilgili hayallerim de hiç bitmiyor. Aman aman bitmesin öğretmenim. Gerçekten böyle bir solukta Nevzat Söver Sezgin başlığıyla kronolojik bir özet vermiş oldunuz bize. Çok teşekkürler. Sevgili öğretmenim, vurguladığınız noktalardan bir tanesini alıp oradan devam edelim. Uzun zamandır hem Zikzak'ta hem yakında İzmir'de belli başlı yerlerde yetişkinler için, çocuk ve gençlik edebiyatının yaygınlaşması için belli atölye programları organize ediyorsunuz. Açıkçası ben hem içinde yer almaktan hem Zikzak'ta böyle bir programın olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Bir dolu güzel insanla tanışmamıza vesile oldu bu program. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Ve yeni bir döneme şimdi hazırlık yapıyoruz. Bir rica etsem o program hakkında biraz konuşalım. Hedef kitlemiz kimdir? Nasıl insanlar katılabilir bu programa? Şimdi hedef kitlemiz çocuklar için yazmaya heveslenen herkes. Yani her yetişkin olmuş, 18 yaş üstü herkes. Ağırlıklı şimdiye kadar öğretmenler çoğunlukta oldu ama avukatlar, doktorlar da vardı, işte grafikerler, onların da kitapları çıktı, hatta onlar daha da çalışkan çıktılar. 16 haftalık bir atölye programı bu. 16 hafta, eskiden yüz yüze yapıyorduk bu korona belası çıkmadan, Zikzak'ta da yapıyorduk. Tabii yüz yüze yapmanın keyfi bir başkaydı yani. 2 saat diyorduk haftada ama 3 saate kadar uzanıyordu. Verdiğim ödevler orada okunuyordu, yüz yüze eleştiriliyordu falan. Ama korona çıktıktan sonra böyle dijital ortamda yaptık. Bu yeni dönemde de mecburen dijital ortamda yapacağız. Ne yapıyoruz burada? Bir kere çocuk edebiyatının değeri ve önemini fark etmelerini sağlıyorum katılımcılara. Onun dışında bu 16 hafta içinde çocukların yaş gruplarına göre nasıl yazılmalı, iyi kitap çocuğa ne yapar, temel gelişim boyutlarında kötü kitap ne yapar, işte konular nasıl yazılmalı, bana göre Türk
Çocuklara her şey yazılabilir ama nasıl yazıldığı önemlidir. İşte bileti nasıl verilir, işte karakterler nasıl sunulur, neler zarar verir, neler yararlıdır gibi 16 haftalık başlıklar var. Yani burada okumam gerekmiyor herhalde, onu tanışma toplantısında okuruz. Böyle bir program, epeyce mezun verdik. Onlarla 16 hafta çalışıyoruz. Ondan sonra da onlar benim kızlarım, oğullarım, kardeşlerim oluyor. Çalışkanlarla bireysel olarak devam ediyoruz. Tembeller de atölye boyunca mutlu oluyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar. Vallahi öyle işte, durum bu. Harika. Ya açıkçası ben de dediğim gibi onlarca güzel insanla tanışmamıza vesile oldu. Hem birbirimizden hem sizden ve sizin kurduğunuz çemberden çok öğrendiğimiz aslında bir tür açık öğretim düzeni olmuş oldu kendi aramızda. Çünkü çok farklı alanlardan, farklı mesleklerden insanlar bu programdan geçtiler. Ve hepsinin ortak noktası da edebiyata olan tutkusuydu. Ve bir dolu da güzel yazar yetişmesine vesile oldu bu program. O yüzden ben bir kere daha nezdinizde size çok teşekkür etmek isterim. Ben de onlara ve size çok teşekkür ediyorum. Yakın Kitap Evi'ne Zikra. Böyle bir etkinlik yapmama, gençleşmeme ve de onlar hepinizden bir şeyler öğrenmeme yardımcı oldunuz. Çünkü ben öğrenmenin sürekli olduğuna inanıyorum. Yani bir tek ölünce ne öğrendiğimizi, ölürken ne öğrendiğimizi bilemiyoruz. Onun dışında hayat her dakika bir şey öğretiyor. O yüzden ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar katılanlara, bu olanağı sağlayan Yakın Kitap Evi'ne ve Zikza'a ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Böyle tadımlık bir tanışma yapmış olduk bu bahaneyle. Bu ve bunun daha ayrıntılı versiyonlarını yine web sayfamızda sizin adınızın bulunduğu bölümde ilgililerle paylaşıyor olacağız. Ama bu kadarını da yine yeterli görmediğimiz için bir tanışma toplantısı yine organize ediyoruz. Her buluşmamızda, her grubumuzda başlamadan önce o tanışma toplantısında yine tüm o 16 haftalık süreci ve varsa katılımcılarımızın merak ettiği ve hala cevaplamadığımız sorular, onları da tanışma toplantısında kısmet olursa birlikte tekrar konuşacağız. Bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Şimdi Zoom'la yapınca orada, çünkü insanların dikkat süresi 40 dakika, 45 dakika bu tür ortamlarda. O yüzden burada farklı bir şey yapıyorum ki bu katılımcılar için çok daha yararlı oluyor. Benim için biraz daha zorlamalı oluyor ama zevkle yapıyorum. Ödevlerini yolluyorlar. Her hafta ödev veriyorum. Ben onları düzeltiyorum, geri yolluyorum. Bu sizin gibi daha önceleri yüz yüze katılanlara nasip olmadı. Orada sesli olarak eleştirdim. Ve de bu beraberlik ömür boyu sürüyor. Ödevlerini yapıp yazmaya devam edenlere. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. Neler yapıyoruz? Tartışıyoruz. Bilgi aktarımı yapıyoruz. Bazen yazarları, benim atölyemden mezun olmuş yazarları kısaca davet ediyoruz. Nasıl yazdıklarını öğreniyoruz. Bu tür bir şey. Ödevler son derece önemli. Ödevini yapmaya hazır olanlar gelsin. Çok güzel. Çalışkan öğrenci istiyoruz. Çok çok teşekkürler sevgili öğretmenim. Böyle küçük tatlı bir giriş yapmış olduk birbirimizle. O zaman tekrar tanışma toplantısında inşallah görüşmek üzere diyelim. 25 Ağustos'ta saat kaçta? Akşam saat 7.30 civarında olacak. Onu da yine web sayfamızdan duyurmuş olacağız. Teşekkürler sevgili Yusuf'cum. Hepinize sevgiler bütün katılımcılara. İyi günler.